Kapadokya'dan sevgiler. Fotoğrafçılıkta anlaşılması zor ama fotoğraf için bilinmesi gereken bela bir konuya değineceğim bugün. Dinamik aralık ve eşdeğer. Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek olaya hoş geldiniz. Dinamik aralık en basit anlatımıyla siyahtan beyaza aradaki bütün gri tonların yoğunluğudur. Ya da koyudan açığa görünen sahnenin aydınlık birimleridir. Bu karede siyah bir birimdir. Bu karede de beyaz bir birimdir. Gerek en koyu gerek en açık birer birimse o halde bu karede iki aydınlık birimi görüyorsunuz. Bu iki aydınlık birimi sizin bir dinamik stopunuz anlamına geliyor. Dinamik aralık ölçü birimi stop olarak adlandırılıyor. Stop artışı aydınlık birimlerinin 2 ile çarpımı olarak artar. Yani 4 birim 2 stop ederken 8 birim 3 stop anlamına gelir. Şimdi buraya kadar tamam mı? Bugünün modern dijital fotoğraf makinelerinin ortalama 15 stopluk bir dinamik aralık yeteneği vardır. Bu da şu anlama geliyor. En koyudan en açığa 32.768 aydınlık birimi demek oluyor. Peki insan gözü kaç dinamik stopa sahip? Tam tamına 20 dinamik aralık stop yeteneğine sahip. Bu da ne anlama geliyor biliyor musunuz? Tam tamına 1.048.576 aydınlık birim yeteneğine sahip gözlerimiz. Çektiğiniz fotoğrafların gözünüzle gördüğünüzden farklı olmasının da sebebi aslında budur. Yine aynı sebeptendir ki RAW formatındaki ham bilgilerden faydalanılarak Capture One ya da Lightroom gibi programlarda bu farkı azaltmaya ya da çoğaltmaya nasıl almak isterseniz çalışır ve insan gözünün gördüğü noktaya getirmeye çalışırız. Gördüğünü yansıtacak fotoğraflar çekmek farklı tekniklerle mümkün. Buna da HDR deniyor yani HDR. O da High Dynamic Range anlamına geliyor. Türkçesi yüksek dinamik menzil ya da aralık ile tercüme ediliyor. Bunu yapmanın farklı yolları var. Şimdi onlara bir göz atacağız. Evet sevgili dostlar. Ekranda gördüğünüz gibi şu anda pozlamayı dışarıdaki parlaklığa göre ayarladım. Ve şu andaki F4 devam ediyor. Diyaframımız F4'te, ensantanemiz 2000'de bir kare alacağız. Sonra gölgeye göre ayar yapacağız. Bakayım gölge 250. Buradan da bir kare alacağız. Sonra iki arayı tamamlamak adına birer pozumuzda ara pozlarımızı alacağız. Sonra bunları bilgisayara aktaracağız. Bilgisayarda da 4 kare sayesinde bir tane HDR kare elde edeceğiz. Evet sevgili dostlar, çektiğimiz kareleri Lightroom Classic'e attık. Niye Lightroom Classic? Çünkü çoklu fotoğrafı birleştirme özelliği Capture One'da şu an için yok. Dolayısıyla ya Photoshop ya da ona benzer bir programda ya da Lightroom Classic'te yapacağız. Dolayısıyla şu an için Lightroom Classic'i tercih ediyoruz. İlk çekimimiz hatırladığınız gibi 4 kare birden çekmiştik. Şimdi o 4 karenin hepsini seçeceğiz. Alttan gözüktüğü gibi. Sonra üzerine geleceğiz. Sağ tuş ile Photo Merge'e geleceğiz ve HDR yani High Dynamic Range. Evet şu anda bir ön görünümünü yarattı. Biz buna aşağıdan Merge diyeceğiz. Ve şurada 3 tane noktalı görüyorsunuz. 3 tane resmi birleştirdim diyor. Heh. Evet sevgili dostlar hemen 5. karemize geliyoruz. Ve şu anda Lightroom Classic'in 4 kareden birleştirdiği kareye göz atıyoruz. Bunları zaten kendince de otomatik olarak düzenlemiş. Şöyle bir açalım. Hiçbir detayı eksik etmeyen HDR bir görüntüyü yakalamış olduk. Yani aslında burada yaptığımız şey ne biliyor musunuz? Bilgisayarın daha doğrusu yaptığı şey 4 kareyi birleştirerek gözümüzün gördüğü şekli soktu. Çünkü gözümüz realde bu şekilde görüyor.
daha önceki şekillerde olduğu gibi değil. Makinenizin sol üst çarkının orada S'in yanında HDR göreceksiniz. Bu HDR çekim için ortalama poz alacağız. Ortalama poz alacağız ve deklanşöre basacağız. Burada makinenin HDR özelliğini kendi kendine kullanıp çoklu kareyi birleştirerek size tek bir kare haline getirdiği kareyi görüyorsunuz. Bunları da biz şöyle bir daha önce yapıldığı gibi bir otomatiğe basalım ve büyütelim bunu. Kıyaslama yapmak adına bir önceki birleştirilmiş HDR karemizle karşılaştıralım. Evet, gördüğünüz gibi bizim karemiz biraz daha detaylara hakim. Ve makinenin kendi HDR'ı her ne kadar çok başarılıysa da, çok sıkıştığınız yerde hemen acil kullanmak ihtiyacını duyduğunuzda kullanabilirsiniz de, gene de sabit çekimlerde özellikle benim size tavsiye edeceğim tabii ki çoklu pozlamayla Lightroom ya da Photoshop gibi programda yükseltmek olacaktır. Evet sevgili dostlar, üstten bracketing ayarına getirdik. Sonra menümüze girip, İngilizce ayarlamışım, çok özür dilerim. Drive Settings'e gireceksiniz gördüğünüz gibi. Buradan Bracketing Settings'e gelip, buradan da AE Bracketing'e geleceksiniz. Buradan tekrar içeri girdiğiniz zaman 3, isterseniz 3, isterseniz 5 tane kare alabilirsiniz. Hatta 9 kare alabilirsiniz. 3 kare alacağız ve birer stop aralıkla alacağız. Dolayısıyla makinenize gelip ayar yaptığınız zaman olabildiğince pozlamanızı ortaya getirin. Ne çok açık olsun ne de çok koyu olsun. Şu anda 500 iyi gözüküyor. Sonra deklanşörleri bastığımız zaman 3 tane kareyi aldı. Bunları da bilgisayara aktarıp aradaki farkı göreceğiz. Şimdi gelelim Fujifilm'in bize sunduğu bracketing moddaki çekimi ele alalım. O 3 kareyi daha önce yaptığımız gibi birleştirelim. 3 kareyi seçelim önce. Çektiğimiz 3 kareyi. Üzerine sağ tuş gelelim. Photo Merge diyelim. HDR diyelim. Biz de buna Merge diyelim. Ve birleştirdiğimiz karemize gelelim sevgili dostlar. Sevgili dostlar, Fuji filminizde bu dinamik aralık kontrolünü elinizde tutabileceğiniz ilginç ayarlar var. Bunun için IQ seçeneğine gelip IQ seçeneğinin bir sonraki sayfasına geleceksiniz. Ve burada hem Dynamic Range var hem de Day Range Priority var. Yani iki tane seçenek alt alta. Üstteki seçenek, eğer ki ISO'nuzu 160'a getirirseniz gördüğünüz gibi diğer 200 ve 400 seçenekleri yok oldu. Devam edelim. 200 seçeneğini 320 ISO'dan itibaren veriyor ve 640 ISO'dan itibaren de %400 seçeneğini veriyor. ISO'nuzu tekrar özür dilerim sizlere. ISO'nuzu 640'a getirirseniz ve otomatiğe getirirseniz 4, yani 3 seçeneğe birden sahip olursunuz. Bu meyanda onu tercih etmeyip de D-Range Priority, yani dinamik aralık öncelikli seçeneğini açarsanız, burada da aynı şekilde iki seçeneğiniz var. Ama bu iki seçenek 640'ın altına düştüğü zaman Strong'u kaybediyorsunuz. Şimdi arzu ederseniz bu seçeneklerin hepsine bir göz atacağız. Ama eğer ki bunu seçtiyseniz bir önceki seçeneğinizin yok olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla biz bu seçeneği kapatalım öncelikle ve dinamik aralıklarda teker teker fotoğraflarımızı çekelim. Önce şu ikisini yok ederek gelelim. Birinci karemiz %100 seçenekli. Pardon, bracketing'te bırakmışım. Çok özür dilerim. Bir kez daha seçenekli. Burada tabii pozlamayı olabildiğince ayarlamaya çalışın. Ve bir kare alalım. Sonra menüye gelelim.
Bunu %200'e çıkartalım. 200'e çıkartabilmek için tabii ISO'muzu arttırmak zorundayız. Yani sizin anlayacağınız aslında burada makinenin yaptığı dinamik aralık yeteneğini ISO yardımıyla artırıyor. Sonra buraya gelelim. %200 ile çekelim. Tekrar menümüze gelelim. Ve bunu biz 640 ISO'ya getirip %400 seçelim. Ve bir daha gördüğünüz gibi zaten otomatik olarak ortalık da açılmaya başlıyor. %400'de. Sonra menümüze gelelim. D-Range Priority tercih edelim. Önce bir Weak'te bir seçenek yapalım. Bir tane çekelim. Bir tane de Strong'a getirelim. Ve burada da bir tane kare çekelim. Şimdi bu kareleri bilgisayar üzerinde incelemeye başlayalım sevgili dostlar. Çekimlerimizden yaptığımız çekimlere bir göz atıyoruz sevgili dostlar. Bu %100 olan seçenek. Burada yapacağımız çok basit bir şey var. Bu seçeneklerin hepsine %100, 200, 400, Weak ve Strong'taki seçeneklerimize yapacağımız tek bir şey otomatiğe basmak olacaktır. %100'de böyle bir düzeltmeyi sağlıyor size. %200'de şöyle bir düzeltmeyi sağlıyor size. Dynamic Range Property'de ise Weak böyle bir düzeltme sağlar iken Strong'da ne sağlıyor? Bundan dolayıdır ki genellikle ben ayarlarımı D-Range Priority ve Auto'da bırakıyorum. Yani diğer birinci seçenek değil, ikinci seçenekte bırakmayı tercih ediyorum. Çünkü gördüğünüz gibi özellikle D-Range Priority Strong'u size neredeyse hakikaten HDR fotoğraf çekme imkanı sağlıyor çok da fazla uğraşmadan. Evet sevgili dostlar, seçenekler bunlar. Ben bu seçenekleri düzeltilmiş halleriyle sırasıyla video sonunda hepsini tek tek fotoğraf olarak sizlere yayınlayacağım. Altlarına da yazacağım hangisinin ne olduğunu. Şimdilik tekrar dönelim kendime. Evet, bu bilgiler ışığında artık kendi HDR karelerinizi yaratmaya başlamanızın zamanı geldi gibi geliyor. Umarım bu bilgiler sizlere değer katmıştır sevgili fotoğraf çekme kolay ailesi, dostları. Eğer sorularınız olursa yazmaktan çekinmeyin. Ben hep buradayım, hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Şimdilik sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay, bugünlük bu kadar.